Balıkesir spor taraftarlarının bu sezon en çok merak ederek bekledikleri basın toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıya teknik direktör Giray Bulak ve futbol şube sorumlusu Umut Kırtıl katıldı. Bulak teknik konulara değinirken yönetici Umut Kırtıl'ın Nizamettin'in kaptanlığının alınıp Bülent Cevahir'e verildiğini ve yine aynı futbolcuya disiplinsiz hareketten dolayı 10.000 TL para cezası verildiğini söyledi. Çocuklarla yaptığımız toplantıda milli maç arasında 3 gün izin vereceğimizi ve bu iznimizin iyi geçmesi için bugün oynayacağımız maçın sonucunun çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Ben de aşağı yukarı belki bir ay üzerine ev mi gidecektim. Ama maalesef üzgün bir şekilde gittik. Yani üç günümüz iyi geçti diyemeyiz. Galip gelmenin tabii ki insanlar üzerinde psikolojik etkisi olumlu anlamda büyük. İsterdik kazanmayı. İstanbulspor gibi bir takım karşısında, bizle eşit puanda olan bir takım karşısında evimizde. Ama başaramadık. Ne yaptık, neyi başardık? En azından onlarla eksik olmamıza rağmen iyi bir mücadele yaptık. Kazanabileceğimiz bir maç oynadık. Üç ihtimalli sonuç çıkması doğal olan bir maç oynandı. Çünkü kadroya, puana baktığımız zaman aşağı yukarı dengelerin eşit oldu ama o günkü şartlarda oyuncu kadrosunun onlarda daha zenginliğin yaşandığı bir gün oldu. Kazanamadık ama bize önümüzdeki maçlarda sonuç getirebilecek bir mücadele ortaya koyduk. Bu açıdan memnunum. Ama çok pozisyon ürettik mi? Yok. Az pozisyon verdik, az pozisyon ürettik. Atan'ın kazanacak olduğu bir maç olmuştu. Şimdi tabii bu geride kaldı. Buradan çıkartacak olduğumuz derslerle beraber Eskişehir maçına hazırlanıyoruz. Dün başladık hazırlıklara. Bugün çift çalışacağız. Yarın belki çift çalışacağız, tek çalışacağız. Pazar günü Akhisar'da, Akhisar Spor'la saat 16'da iki takım halinde bir hazırlık maçı yapacağız. Orada görmek istediğim oyuncular var, mesaj veren oyuncular var. Onları da değerlendireceğiz. 21 yaş takımımızdan aldığımız ve bizle beraber antrenmanlara çıkan çocuklarımız var. Onları göreceğiz. Ve Eskişehir Spor maçının hazırlığını önümüzdeki hafta yapmaya başlayacağız. Bu arada sakatlarımızdan Abdülkadir dün bizle beraber antrenmanlara başladı. Ama bugün Cuma günü son kontrolü vardı İzmir'de. Tedavi gördü doktorunda. Bugün tekrar gidecek. Onun raporuna göre de biz de pazartesi günü veya salı günü istediğimiz tempoda antrenmanlara başlayacak. Nizamettin'in ayağında bir bu sabah dizinde eskiye dayalı bir ağrı oluştu. Onu da tedbir amaçlı bugün onu da Abdülkadir'le gönderip sabah antrenmanı tamamlayabildi ama Abdülkadir'le gönderip akşam tekrar geriye getireceğiz. Yarınki idmana ve pazar günü maça hazır olması açısından aklımızda bir soru işareti kalmasın diye. Cüneyt dün akşam görüştü kendisiyle. Pazartesi günü aramızda olacak akşam. O da bizde antrenmanlara başlayacak. Ağrılarının hafiflediğini, azaldığını ama yine devam ettiğini söyledi. Steve'de biliyorsunuz iki maçlık cezamız vardı. Onun bir maçını atlattık. Bu Eskişehir Spor maçında yok. Başka eksiğimiz yok. Tommy ile sürekli telefonlaşıyoruz. O artık sezonu kapattığı için bir şey söyleyemiyoruz ama ligin son maçı, Manisa maçı aramızda olacak. Buraya gelecek. Bizle beraber son maçını yaşayacak ve ondan sonraki çalışmalarına devam edecek. Ama çalışmaları önümüzdeki hafta aparatsız devam edecek. Yani ayaklar üzerine yürüyebilecek bir çalışma içerisine girebilecek. Son durumumuz bu.
Kaptanlık konusuna değinirseniz ona yöneticimiz Umut Bey cevap verebilir. Ben de konuyu biliyorum. Akşam yönetimimizle oturduk konuştuk ama Umut Bey daha net cevap verebilir size konusunda. Sorunuz varsa alabilirim. Nizamettin konusunda Dün yönetim kurulu tarafından kaptanlık pazubandını Nizamettin'den aldık. Kendisine centilmenlik dışı hareketler nedeniyle de 10 bin lira para cezası verildi. Bunun dışında da herhangi bir tasarruf yok. Bir de olağan genel kurul tarihimiz belli oldu. Onu da belirteyim. 7 Mayıs ilk toplantı günü 19'da olacak. Karasal Alışveriş Merkezi'nde yeterli çoğunluk sağlanmadı takdirde de 14 Mayıs pazartesi günü oluyor. Yani ligin bir hemen bitiminde ilk toplantı, bir sonrakinde de ikinci toplantıyı yapacağız. Bu şekilde hayırlı olmasın diyoruz her iki kararında. Bülent Cevahir devam ediyor. Andrei Vukovic de zaten üçüncü kaleciydi. Birer atlamış oldular. Bülent Cevahir devam edecek. Daha önceki kararda bir değişiklik yok. Başka sorusu olan var mı? İstanbul maçında taraftarlarla başkanım diyalog sonrası yönetim olarak tribün liderleriyle görüşmeniz oldu mu? Olacak mı? Tribün liderleri sürekli bize ulaşıyorlar zaten. Yani her zaman onlarla beraber konuşma. Yani sadece o olay ya da başka bir olayla ilgili değil. Sürekli irtibat halindeyiz. Gerek ben, gerek Kremzi Başkan, Saadettin Bey. Sürekli şey var. İzamettin'le taraftarla buluştuk. Bir barış ortamı yarattı. Ya olabilir tabii. Olayın sıcaklığıyla bunlar olmadı. Bir de 3 günlük bir tatil vardı. Dün futbolcular geldi biliyorsunuz. Gelsin. Maçımız var. Akhisar maçı geçtikten sonra. Böyle bir zaten hocamız da böyle ortamların yaratılması gerektiğini söyledi. Dün yönetim kurulu toplantısında kendisi de bir 10 dakika 15 dakika bulundu. O yüzden hani bu böyle bir ortam yaratılabilir. Olacak tabii. Bunlar yani biz bir aileyiz. Sonuçta sizlerle beraber, oyuncularımızla, taraftarımızla, yönetimimizle. O bakımdan kol kırılır, yen içinde kalır. Yani sorunları aşmaktır önemli olan. Çözüm üretebilmek, bulabilmektir önemli olan. Çözüm bulacağız tabii ki. Bulduk, ürettik. Sizin de bir teklifiniz varsa onu da değerlendirebiliriz ama geniş bir aileyiz, büyük bir aileyiz ve ayakları üstüne basabilen bir aileyiz. Öyle hemen çok yıkılabilecek, işte bir maçta bunun etkisinde kalabilecek veya işte bir küçük bağırışmalarla beraber veya tepki göstermekle bunun altından kalabilecek bir aile değiliz. Güçlü bir aileyiz. Onun için biz bunu aşacağız tabii. Bunlar toplantılar yapılacak, yemekler olacak. Oyuncular yan yana zaten. Antrenmanlarımızı gelip izlerseniz, takip ederseniz. Bir maç çıkarız Eskişehirspor'u yeneriz. Her şey yine güllük gülistanlık olur. Ama mağlubiyetlere takılmamak lazım. Ben mağlubiyetten çok o olay beni tabii etkiledi. Ona üzüldüm. Hepsi çocuğumuz. Taraftar da çocuğumuz. Tribün lideri de çocuğumuz. Futbolcular da çocuğumuz. Sizler de öyle. Biz de öyle. Ne fark eder? Yani yapacak olan nedir? Birbirimize destek verebilmektir. Kötü günde yan yana gelebilmektir. Nizamettin çok... mi peki bu olaya? Yani yanlış yaptım hatalıyım mı yoksa bana hep... Nizamettin'le tam böyle net, geniş çaplı bir görüşme yapmadık. Ama o da bir telefonda konuştuğumuzda işte küçük bir toplantı yaptım kendisiyle. Tabii o da biliyor olmaması gerektiğini ama bir anda yorgunluk anında insanlar tepki verebiliyor. Yani siz de bir yazı yazarken moralinizin bozuk olması veya çok yorgun olmanız sizin yazınızı etkiler mutlaka. Çok dingin bir halde yazı yazmakla yorgun bir halde yazı yazmak farklılaşıyor. Futbolcular bunu yaşıyor. Birçok yerde oluyor. Milli takımlarda oluyor biliyorsunuz bu. Yani milli takımımız bunu ta Portekiz'de yaşadı. O bakımdan çok küçük şeylerdir ama bunları baskılamak lazım, büyütmemek lazım tabii ki. Size de teşekkür ederim olayın üzerine. Hem ciddi yaklaştınız hem vakur durdunuz. Kurumu ve cemiyeti koruma açısından size de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
önüne geçilmezse yani çok büyük şeyler zannetti. Biraz olur, öbür gün cuma olur, öbür gün. Şimdi şudur, eğer büyük depremler, küçük depremler olmasa büyük depremler olur. Onun için böyle küçük işte artçı depremlerin olması belki de daha da iyi olur. Birbirine yapıştırır insanları. O bakımdan onların da önüne geçmiş oluruz. Doğru. Baskılamak lazım tabii ki. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.